Arkadaşlar merhaba. Bugün Realme GT2 Pro incelemesi ve kullanıcı deneyimiyle videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmadan izliyor. Bir saniyenizi ayırıp abone ol butonuna basarsanız seviniriz arkadaşlar. Ayrıca indirimli ürünler paylaştığımız Telegram kanallarına ve sohbet ettiğimiz Telegram gruplarına hepinizi bekleriz. Önerdiğim ürünlere de açıklamadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ercan, bize kendini tanıtır mısın kısaca? Ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Yani baba mesleği devam ediyor hala. Biz Karadenizlilerde genelde bu meslek hep inşaat üzerine oluyor. Daha önceden eski zamanlarda yani bilgisayar zamanlarında genelde bilgisayarlarla çok haşır neşir. İşte program yazmaya falan çalışıyordum. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya uğraşıyordum. Şimdi son olarak da telefon dünyasında artık 2013'ten beri. Evet, yeni çıkan modelleri takip ediyorsun. Bir maddi imkanın üstünde almaya çalışıyorsun. Realme GT 2 Pro'yu da bu kampanyalı 13 bin liralık fiyattan yakaladın bildiğim kadarıyla. Değil mi? Sen nereden aldın? Ben bunu MediaMarkt'tan aldım. MediaMarkt'tan Şöyle bir almış şey, zaten ben çoğu bunu kişi. vatanda bilgisayar almaya gittim ben öylesine. Bu 2 gün boyunca bu telefonun etrafında döndüm ben. Bakıyorum fiyatı niye ucuz bu kadar? Ya kaliteli bir şeye benziyor. Bakıyorum özellikleri çok iyi. 8 GB bir işlemci var falan. Tabii diyorum şimdi bir alt modeli, düz modeli 15 bin lira. Bu 13 bin lira. O nasıl oluyor diyorsun değil mi? Şimdi kafamda da soru işareti geliyor. Bir Ya diyorum bir sıkıntı mı var bu sıkıntı var telefonla galiba acaba? diyorum. O yüzden diyorum. Herhalde başka bir sorun var. Ama gözü Neyse. kararttın aldın. Bilgisayarı aldım. İşte maksat yine program yazacağım artık. Bir şeylerle uğraşacağım boş zamanlarımda. Bir de oyun bilgisayarı aldım. Arada bir dedim oyun oynarım. Eski oyunlarım var çünkü benim. Sonradan kafa dank etti benim. Allah Allah dedim bu iyi. Dedim 8K videosu var işte bilmem nesi var. Ekran çok iyi. Özellikle ekran film izlemek 2K işte. ekran var, evet, 1440p. 2K ekran artı bir de daha da bir fazla özelliği var. HDR 10 Plus falan olması, AMOLED olması. Dedim bu telefonu alacağım. Bir gittim hiçbir şey kalmamış. O ara MediaMarkt'ta işte bir geliyor bir gidiyor, bir geliyor bir gidiyor. Ödeme yapamıyorsunuz. Alışveriş yapacaksınız. Bakıyorsunuz işte kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Ürün yok. Stokta yok. Kalmadı. Durmadan da reklamı geliyor. O ara bir baktım kredi kartının numaralarını falan istedi. Girdim. Sistem dedi beklemede. Beklemeye aldılar bizi. Her neyse. O ara ben şimdi siparişi iptal edeceğim. Abim dedi al dedi ben kullanırım. Madem de iyi bir şey dedi. Ben de oyunda oynamıyorum zaten dedi. Tamam dedim. İptal etmedim siparişi. İşte bir pazar günü cuma günü Ha, verdim. sonuçta aldın yani. Sonuçta bir baktım pazar günü siparişim kargoya verilmiş. Onaylanmış mesaj. Anladım. Dedim hadi Şimdi gelsin bakalım. Bu şekilde oldu bizim atılımımız. telefona gelelim. Telefonun kilit var mı ekranda? Yok yok. Ha, direkt Açık. açabilirim. Direkt açabilirsiniz. Tamam. Şimdi telefonun ekranı QHD 1440p. Şöyle ekranı da göstermeye çalışalım. Beyaz bir tema gibi bir şey açalım bir yerden. Hangi uygulama beyaz temalıdır? Şöyle ekranı göstermeye çalışayım. 6.7 inç 2K 1440p ekrana sahip değil mi? Gelelim özelliklere ve senin kullanıcı deneyimine. Ben bir yandan kendi telefonumdan özelliklerine bir değineyim. Soracağım özellikleri sana sorayım. İşlemci 8 Gen 1. 1 çekirdeği 3 GHz hızında çalışıyor. 3 çekirdeği 2.2 GHz. Kalan 4 çekirdek de 1.8 GHz hızında çalışıyor. Performans çekirdekleri ve verimlilik çekirdekleri ayrı. Memnun musun işlemciden? Eğer oyun oynayacak bir telefon arıyorsanız ya da bunu oyun amaçlı alıyorsanız tavsiye etmem. Ama diğer oyun harici bütün işlerde tavsiye ederim. Aslında oyunu da oynatır bu işlemci. Oynatıyor ama yani sınırlı oynatıyor size. Sınırlı derken belli bir süreden sonra ısınmaya başlıyor. Örneğin yarım saat, 45 dakikadan sonra. 8 Gen 1'in ısınma problemi tabii ki bu Evet, o telefonda da var. problem. Isınma için ekstra bir şey yapmamışlar mı telefona yani? Ya soğutma sistemi var. Ama çok zorlarsanız yüksek grafikli oyunlarda o zaman sıkıntı veriyor. Şöyle bir soğutma sistemi yapılmış gerçekten güzel. Isı belirli bir seviyeye geldikten sonra o seviyede devam ediyor. Artık yani yükselmiyor. Baktın mı aydadan falan? Ya ben Gerçi 20 dakika boyunca video çektim. içinde Sabit. şey var mıdır onu bilemeyiz de hani ısı sensörü vardır illaki. Ama sana gösteriyor mu uygulamadan onu bilmiyoruz tabii. Bir o kadarına girmedim ben. Çünkü ben o kadar ısıtmadım telefonu. Aynen. İşlemci her işi yapar ama belli işlerde ısınıyor Yani diyorsun. belli 20 bir dakika süreden video sonra. çektim dedin. O videoda ısındığını görmüşsündür. 8K ya da 4K çektiysen Şimdi tabii. kenarları şey olduğu için, metal olduğu için ısıyı kenarlara veriyor. Eğer plastik olsaydı kenarlar bu ısıyı dışarıda hissetmeyecektiniz. Yani o kadar hissetmeyecektiniz. Metal olduğu için hissediyorsunuz. Yani o ısınıyor diyenler genelde metal olduğu için onun farkına varıyorlar dışlarında.
Yani zaten oyun oynayacak bir kişi soğutma sistemini kılıfın içine de yapabiliyor. Çünkü artık böyle şeyler çıktı yeni. O likit soğutma sistemleri var. Hı-hı. Anlatamıyorum bir türlü onu da. Ya telefonun arka kapağına sürülen bazı arka soğutucular işte, var. Ya, yani şey içine, gibi düşünebiliriz. İnce bir jelatin çektiğiniz zaman kılıfın içine, o kılıfın arkasında olduğu zaman koyun telefonu rahatlıkla kullanabiliyorsun. Termal macun, termal macun gibi bir etki yaratan bir yani likit. Özellikle dış metal tarafına. Yani bu likit soğutucu. Tabii şeyde hatta o şimdi uygulanmış olduğu için bu kılıfı da çıkaramıyoruz. Isınma problemini bu şekilde çözebilirsiniz. Çünkü ben genelde videoyu çok çektiğim için video konusunda gerçekten hakkını veriyor. Eksikleri var mı var? Örneğin bundaki özellikle dikkat edilecek bir kamera var. O da mikroskop kamera. İnanılmaz derecede evet, iyi. O yani senin bunun üzerine gitmiş. Baya bir yönlenmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla iş görüyor. Burada konuşurken biz örnek videom varsa senin bu konuştuklarımızın üstüne tabii, o mikroskop, örnek videolarım da var. Mikroskop kameranın görüntülerini bindiririz. Kamerada OIS var. OIS var. 50 megapiksel iki kamera var. Sony biri geniş açı. Sensör. Evet Sony 700 IMX 766. 2 megapiksel makro. Makro kamerası işte mikroskop kamera dediği kamera aynı zamanda. Değil mi? Evet. Öbürü de geniş açı. Toplamda 3 kamera mı var arkada? 3 kameradan oluşuyor. Öndeki de 13 megapiksel. O da 4K çekebiliyor önde de kamera değil mi? Ön kamera. 1080 mi? Evet 1080. Ona bir bakarız birazdan. 1080'e 30 diye biliyorum çünkü çektiğim zaten kamerasının her modları güzel olduğu için hiç uğraşmak bile istemiyorsunuz. Ha şöyle bir şey ancak dosya paylaşım falan yapacaksanız o zaman yüksek çözünürlük istiyor. Bu arada ekranda HDR, HDR 10 ve HDR 10 Plus var. Bunlar iyi özellikler. Ekran kasa oranı şöyle gösterelim. 20:9 ve 526 ppi piksel yoğunluğu var ekranda. Benim gördüğüm şimdiye kadar en yüksek piksel yoğunluğuna sahip telefon. Yani birebir gördüğüm, canlı gördüğüm ekran da gayet gerçekten güzel. AMOLED LTPO ekran 120 Hz'e kadar çıkabiliyor galiba. Çıkabiliyor. 120 Hz'de 1 Hz arasında değişken. Değişken. Tabii yani onu sen istersen çok sabit de ayarlayabilirsin herhalde şeyden, arayüzden. Ayarlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey. Yani 120 Hz kullanmanıza gerek bile yok. Ekran o kadar güzel ki hissettirmiyor size. Çünkü akışkan, akıcı. Akışkan çok acayip derecede iyi bir ekranı var. Yani şaşırırsınız. Böyle resmen akıyor ekran. Su gibi akıyor öyle güzel. Çözünürlüğü de çok yüksek. Yani bir telefon için çok FPS yüksek. FPS değeri aramıyorsunuz. Bu kadar güzel bir ekranı var. Yine dönelim kameralara. Arka kamerayla videolar çektin, fotoğraflar çektin. Memnun kaldın mı? Ana kamerayla. Ya çok memnunum. Aşırı memnunum. Yalnız S23 ile kıyaslama yaptım ben bunu. Hı-hı. Samsung S23 olayından sonra işi çözdü. Kamerada diyorsun. Kamerada işi çözdü. Kamerada hep iyiydi Samsung zaten. Belli bir seviyenin hayır, üstündeydi. Değildi. Çünkü Samsung şöyle bir şey. Bir iPhone gibi değil. Tabii canım. iPhone da şimdi belli bir kamera sistemi veriyor size. Yani düşük modelinde de küçük modelinde de olsun. Örneğin bir Pro, Pro Max. Bunları yaptığı zaman Pro'yu iPhone da inceleyeceğim. Baldız'da var bu arada. İnşallah birkaç gün kullanıp inceleyeceğim şimdi onu. Şimdi iPhone diyor ki kamera aynı diyor. Ha boyut farkı başka özellik istiyorsan diyor onu seç. Ha o işini görmüyor daha ufağına işte az bir özelliği fazla olmayan istiyorsan da diyor bunu seç. İşte Pro kamera serisinde Pro şey var yapmıyor. Pro Max var. 14 baz modelde de aynı kamera mı var acaba? Yani iPhone'da genelde kameralar aynı oluyor. Mesela anladım. Serisi 11 serisinde kameralar hemen ya bir tık daha iyi olabiliyor Pro'ları da diğer şeylerinde hı-hı kameralar farklı oluyor. Sen genel olarak kameralardan şeysin. S23 ile karşılaştığında tabii ya ama S23'te fiyatları da birbirinin 2,5 katı 3 katı belki ya bakarsan. Şu anki yani fiyatları karşılaştırırsanız %50 fark var arada. Ama senin aldığın fiyatla karşılaştırırsan ya o 13 zaman binle tabii ki %100 fark vardır benim belki. Benim aldığım fiyatın üstünde mesela 15.000 TL'ye çıksın ben ikincisini de alırım. Yani bir aylık işte cihazları şey 13-14'e satıyorlar sahibinden de istiyorsan. Kamera, ön kameradan memnun musun? Arka kamera videolarını biz konuşurken ben zaten eklemiş olurum. Ön kameradan memnun musun? Bu işte bokeh efekti, arka plan bulandırma, portre modu yani. Ya şu an genel olarak kameraları çok iyi. Hı-hı. İşte dediğim gibi benim dikkatimi çeken o mikroskop kamerasında biraz daha üstüne düşseler mükemmel olacak. İlk defa yapılan bir şey galiba. Yok daha önce ben bunu var şeyde mı gördüm. Oppo Reno 7'de mi? 7 Pro'da mı ne görmüştüm bunu. Anladım. 7'deydi tabii Oppo Reno 7. Bu da zaten Oppo ailesinden bir telefon. Onda vardı ama ondaki şimdi bunda 40x artı videoda çekebiliyorsunuz. 40x zoom yaparak. 20x'e de video ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama onda o şekilde ama onu bilemiyorum. Ama zoom dijital zoom değil mi? Dijital zoom tabii. Optik zoom değil.
Hani telefoto lensi yok. Benim yok öyle değil. Telefoto lensi yapıyor. Bir de kamerasında bunun 20x'te şey var. Normal zoom yapabiliyorsunuz. Normal telefonda 10x yaparken bunda 20x. Ama dijital. Tabii. Ha. Kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Alışamama gibi ya da şöyle söyleyeyim arayüz. Kullanıcı arayüzünü beğendin mi Realme UI'yi? Yani herhangi bir zorluk yaşattı mı sana kullanım açısından, özelleştirmeler açısından? Arayüz genelde çok sade bir arayüz. Sade. Sade ama yani arayüzde çok fazla özellik var. Yani içinden çıkamıyorsunuz. O kadar fazla var ki hep böyle bir merdiven basamağı gibi. Sürekli yürüyorsunuz arayüzde. Sade diyorsun. Sade, görünüş olarak sade. Hmm. Ama detayları çok fazla. Arayıp da bulamadığınız hiçbir özellik yok gibi bir şey telefonda. Anladım. Bütün özelleştirmeleri yapabiliyorsun yani. Tabii tabii, her şey size kalmış. Bir şey yalnız eksik kaldığım bir şey var. Özellikle kamera konusunda bahsetmiştik. Çoğu telefonda olan ayarları koru seçeneği. Bu seçeneğin olması gerek. Hı-hı. Yani ben bunda bu seçeneği bulamadım. Yani bazı telefonlarda bu özellik var. Bazılarında yok. Mesela Samsung'ların yeni modellerinde var. Xiaomi'lerde var. İşte bu telefondaki eksik gördüğüm kamera konusunda bir de bu eksiği var. Pro modunu denedin mi hiç, yoksa otomatik modda mı? Pro modunu denemedim. Hep otomatik modda. Çünkü otomatik modda... Ya o da bir tecrübe işi sonuçta yani. Yani bilmem gece mi moduyla normal fotoğraf modu arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de çok güzel fotoğraf. Gece fotoğrafları çektim. Çektin değil mi? Çektim çektim. Hepsini çektim. Hepsini ama videonun üstüne yani bindiririz. Gece modu aramıyorsunuz telefonda. Çünkü net çekiyor. Güzel çekiyor. Hı-hı. Bataryaya gelelim mi yavaştan? Tabii gelelim bataryaya. Batarya 5000 mAh bataryası var. Batarya, bir günü rahat çıkarır diye düşünüyorum ama. Bir günü çıkarıyor. Bataryada şöyle bir şey sabahtan var. Sabahtan akşama hiç şarj aramıyorsun yine. Ya ilk alanlar böyle. Bir buçuk günü buluyor mu? Tabii senin bir buçuk kullanımına günü bağlı. Kullanıma göre. Yoğun kullanımda bulmayabilir mi diyorsun? Yani yoğun kullanımda bir günü çıkartıyorsunuz. Yani bir günden rahat olun. Bir gün kesinlikle sizi bir güne çıkartıyor. E zaten hani çıkarmasa bile 65 watt hızlı şarjla şarj oluyor. Çok inanılmaz derecede. 33 dakikada mıydı sıfırdan 100'e? Ya zaten siz... Yani bilgilerde öyle yazıyor. 33 dakika yazıyor da şöyle, siz şimdi bir işten geldiniz, zaten şarjınızı çok yoğun kullansanız bile işte örneğin full internette gezdiniz işte bilmem ne, akşam saat 6, 7, 8 gibi eve geldiğiniz zaman zaten %60 ile %50 arası bir şarjınız kalıyor. Oynamadığınız sürece. E zaten bunun taktığınızda elinizi yüzünüzü yıkadınız, üzerinizi değiştirdiniz, bir 10 dakikanız gidiyor. Bu 10 dakikada zaten fulluyor gerisini. Ha, anladım. Evet. Yani şöyle bir şey, bazen takmak istemiyorsunuz tam bitsin çünkü hadi sayaç da olmasın gibi düşünüyorsunuz aklınıza. Sürekli tak çıkar tak çıkar tak çıkar yapmak istemiyorsun. Hadi diyorsunuz bir defa doldurayım. Bataryayı değiştirir bırak ileride be. Yani ya onu kesin yapacak o da. O yüzden bunların sayılarını arttırmayayım diyorum. Sürekli şarjı takılmış. Bırak dediğimiz de bizim ortak telefoncu, telefon tamir eden arkadaşımız. Memnunsun. Hızlı şarj güzel 65 watt. Peki bu hızlı şarjın uzun vadede bataryaya zarar verdiğini düşünenler var. Sen düşünüyor musun böyle bir şey? Ya ben 2 senedir 33 wattlık telefon kullandım. Tam 2 sene boyunca. Benim 33 buna göre o kadar hızlı sayılmaz gerçi de. Pek bir şey değil de zaten normal bir şeyde 2 seneden sonra bataryalar yavaş yavaş artık yani ne kadar da iyi durumda olsalar artık kendini gösteriyor. Benim M51'de mesela 7000 mAh batarya var. Burak'a ölçtürdüm ben. %75 civarı batarya verimliliği var şu anda dedi. İşte 7000 mAh olduğu için kurtarıyor. Yoksa böyle 3000, 4000, 5000 mAh olsaydı %75 kalan işte batarya ömrüyle günü çıkarmazdı. Ama şimdi 7000 olduğu için 7000'lik 5000'likmiş gibi muamele görüyor benim tarafımdan. M51 bende var. Hala da kullanacağım. Kullanmaya da devam ediyorum. Hatta düşündüm şundan alayım mı diye ama bunu kaça satabilirim onu da bilmiyorum. Eski olduğu için. Bu fiyatlara daha kolay kolay geleceğini sanmıyorum. Çünkü insanlar bazı şeyler özelliklerini anladılar. İşi de çözdüler. Hı-hı. Zaten telefon belli bir süreden sonra artık kendini optimize etmeye başlıyor. İlk aldığımda ben öğlene %50 şarjım kalıyordu. Şimdi %75 eve geliyorum ben gündüz. Normal kullanımın aynı mı? Kullanım aynı. Hatta bir tık da fazla diyebilirim. Optimize ediyor telefon kendini o konuda. Ama bazı özelliklerini tabii kısmanız lazım. Mesela? Örneğin yani herzi düşünmeniz gerekiyor. Sürekli. Sürekli 120 Hz'de yani takım. Ya da otomatik mi yapman lazım? Yani değişken olması daha iyi. Evet. Yani durumuna göre örneğin yüksek özellik isteyenler de herzi artırıyor. Daha böyle nasıl diyeyim akışkan bir hale getiriyor.
izlemek istediğiniz videoları falan. Konuşma sırasında herhangi bir sıkıntı yaşamadın değil mi? Normal GSM konuşmalarında. Yok, şimdilik bir sıkıntı yaşamadım. Sadece anladım. Bir de kablo Netflix dışarı... falan abonesi misin? Dizi film izler misin telefon üzerinden? Ya ben genelde YouTube harici yan programlar oluyor. Onlar üzerinden giriyorum. Reklam engelleyici olduğu için hiçbir şekilde, örneğin opera gibi. Tarayıcı reklam. Üzerinden. Tarayıcı üzerinden film dizi izliyoruz diyorsun. Aboneliğin yok o zaman Netflix vesaire. Yok, aboneliğim yok. Anladım. Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı diye bakmak istiyor. Kablosuz şarj özelliği var mıydı? Yok bu galiba. O zaten evet. Bir eksi olarak yazılabilir. Çok önemli bir şey değil bence, açık söyleyeyim. Ha, kulaklık sesine gelince, kablosuz kulaklığında bunda bayağı iyi çünkü. Bluetooth 5.2 varmış herhalde. Evet, 5.2. Yani kulaklıklar aşağı yukarı bütün kulaklıklara bağlanır. aptX var bunda. aptX adaptif var, aptX HD var. Ekran görüntüsünü çeker yerleştiririz. Bluetooth codec changer'la baktık arkadaşlar. Neredeyse bütün codecleri destekli LDAC da vardı değil mi? Bu telefon alırken aslında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de bu. Sen üst seviye bir kulaklık alıyorsun. LDAC var kulaklıkta. Telefonunda LDAC yok. Ne anladım ben o kulaklığa 2000 lira, 1000 lira, 3000 lira vermekten. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bluetooth codec changer'la hem telefonunuzun desteklediği codeclere bakın Bluetooth kulaklık almadan önce. Pişman olmamış olursunuz. Onu da söyleyelim, araya sıkıştıralım. Olanlar da şurada yazıyormuş zaten. aptX, LDAC ve SPC. Su geçirmemezlik sertifikası var mı? Yok, şu anlık yok. Anladım. Yok. Çift hatlı galiba. Evet, çift hatlı. Hafıza kart desteği? O da yok. O da yok. Olsaydı iyi olurdu. Seninki 8'e 128'lik değil mi? 8'e 128'lik çünkü diğeri çok pahalı. Hı hı. PUBG'yi nasıl yüksek ayarlarda oynatır kesinlikle? Şimdi ben oyunla hiç aram olmadığı için... Zaten işlemci canavar bir işlemci. Ama oynatır yani 8x1 sonuçta. Mutlaka oynatıyor. Oynatır o ayarlarda. Ama tabii bataryayı götürür mü? Götürür. Orada şüphemiz olmasın. Ya bataryayı götürür ama ayarlarda özelliklerini düşürdüğün zaman o kadar götürmez diye. Yani böyle bir işlemci olduğu zaman insan özelliklerini düşürmek de istemez büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Wi-Fi 6 desteği var mı? Bu arada parmak izi okuyucu şeyde mi? Güç tuşunda mı? Ekranda. Nasıl okuması? Hızlı mı yani? Hızlı. Herhangi bir sıkıntısı yok diyorsun. Şimdi bizim meslek icabı pek parmak izi kullanamadığımızdan. Evet, yani ellerin tozlu, tozlu, çimentolu falan. Olduğu için kullanamıyorum. Parmak izi kullanmıyorsun haliyle. Son olarak söyleyeceğim bir şeyler varsa onları alalım. Sonra videoyu kapatalım istersen Ercan. Son olarak söyleyeceğim. Bu fiyatlara bulabilirseniz alın diyeceğim. Ama ben hala bulunduğunu söyledim zaten sahibinden de. Tabii ikinci el fiyatları. İkinci ele de pek yönelmedim ben. Çok ama nadir olarak. Yani bu telefon bir aylık maksimum. Şu an bir aylık, 1,5 aylık maksimum. Dolayısıyla. Ya ben şöyle bir şey tekrar geleceğini tahmin edebiliyorum, düşünebiliyorum. Bu fiyatlara bence bir daha. Senin aldığın fiyata gelmez yani. Gelir mi diyorsun senin aldığın fiyata? Yani? Ya bu fiyatlara gelmez ama 15-16 bin bandına belki damlayabilir. Şu anda baktığımda 18, 19, 20 civarlarında geziniyor galiba. Ya şimdi onlar ucuz gelip de. Kara borsaya alanlar. Alışveriş sitelerinde ben öyle gördüm. Yani 16-17'ye de gördüm ama yani çok çeşitli fiyatlar var şu anda. Hani hangi fiyattan yani 25 bin hangi fiyata kadar önerebiliriz bu cihazı? Şu anki duruma göre 16.000 TL'ye kadar alınabilir. Gideri var diyorsun. Var. Ha, anladım. Bu oyun oynayacaklar için tavsiye etmem. Isınmadan dolayı. Tabii. Yani oynatır ama yani böyle ben 2 saat oynayacağım 2 saati vermeyebilir size. Ancak 1 saat oynayabilirsiniz bununla. Yani sonrasında için artık ısınma devreye giriyor gibi bir şey. Performans düşünür, throttle'a girer. Anladım. Yani işin güzel yanı performans düştüğü zaman ışıklarını kesinlikle kapatmıyor. Yani ışıkları falan kısmıyor. Yani ekran parlaklığını kısmıyor diyorsun. Parlaklığı kısmıyor. İşte bu bir belki bizim için avantaj. Evet, onu ben yeni öğrendim. Yani telefon ısındığında parlaklık kısıyormuş. İşte güneş altında kullandığın zaman mesela ısınması için telefonun illa yüksek işlem gücü yapması gerekmiyor. Güneş altında kullandığında da güneş ışınları vurduğunda da ısınıyor telefon sonuçta. Normalde ısınıyor. Ve böylece parlaklık kısıyormuş çoğu telefonlar. Bunda olmaması bunda güzel. Bunda kısma yok. Kesinlikle kısmıyor. Ekran parlaklığı zaten iyi. 1000 nit civarı falan galiba. 1200 nit olması. 1200 nit iyi. 1200 güneş altında çok rahat görüyor musun? Valla hiçbir sıkıntı yaratmadı bende. Arkadaşlar şimdi baktık bilgilerine 1400 nitmiş ekran parlaklığı. Yanlış bilgi vermemek için doğrulayalım dedik. Ben bunu 1200 nit diye biliyorum. 1400 nit gayet iyi. 1200 ise bile iyi de
1400 daha iyi. Yani herkes bence ihtiyacına göre bir telefon seçmeli. Bütçesine göre tabii. Ya şöyle bir şey. Bütçesine göre de mutlaka da genelde ihtiyacına göre seçtiğiniz zaman daha uzun ömürlü oluyor elinizdeki telefonlar. Ve daha mutlu oluyorsun tabii. Değil mi? Yani o avantajı da var. Örneğin ben daha önceden bana kamera lazım oluyordu. İş böyle iş konusunda fotoğraf falan çekmem gerekiyordu. LG'nin sınav modeli G4 kronik sorunlu. Ama sadece ben kamerayı kullandığım için ihtiyacımı görüyordu. Ha bende sıkıntı yaratıyor mu? Yaratıyordu ama Ya hala bu bundan bir şekilde önceki değil kullanıyor. tabii. Çok Ya önceki çok telefonlar. öncekilerden. Şimdi onu baz aldığım zaman ihtiyaca göre alman lazım. Eğer ihtiyaca göre bir telefon almazsan yarın öbür gün bir tane ihtiyacını görmeyen bir telefon olduğu zaman tekrar bir yenisini alacaksın. Bu da maddi sıkıntıya sokuyor. Bu yüzden seçerek almak gerekiyor. Yani ihtiyacın neyse ona göre devam edersen daha avantajlı oluyorsun. Ya belki maddi konuda biraz sıkıntıya düşüyorsun ama bir anlık yani bir anlık derken belirli bir süre sürmüyor bu. Uzun vadeli bir şey alıyorsun sonuçta. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza bir yorum yazmayı ve indirimli ürünler paylaştığımız Telegram gruplarına katılmayı, kanallarına katılmayı unutmayın. Ayrıca önerdiğim ürünlere de aşağıdaki açıklamalar bölümünden bakabilirsiniz. Bu telefonun satın alma linkini de aşağıya koyacağım. Realme GT 2'yi de koyacağım. Onun da çok farklı özellikleri yok zaten. Onda da Snapdragon 888 var. Hani bundan çok aşağı kalır bir telefon değil o da. Büyük ihtimalle daha da az ısınan bir telefon. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.